Bu bölümde Hazreti Hızır'dan dualar göreceğiz. Hazreti Hızır herhalde tarihteki en gizemli şahıslardan bunu almayınca Hızır imdada gelmez denilir. Ve Hazreti Hızır adeta bir zaman yolcusu değişik zamanlarda görülmüş ve insanlara yardımcı olmuş. Böyle bir zatın duaları da elbette dikkat çekici dualar olacaktır. Rivayete göre Hazreti Hızır ve Hazreti İlyas her mevsimde buluşurlar ve şu duayı yapmadan ayrılmazlarmış. Bismillah maşallah la yesugul hayre illallah. Bismillah maşallah la yasrifu su'e illallah. Bismillah maşallah ma kana ma min ni'metin fe Bismillah, Allah. Bismillah maşallah la havle ve la kuvvete illa billah. Bismillah malum Allah'ın adıyla demek. MaşaAllah bunu da aynen kullanabiliriz. MaşaAllah Allah ne dilemişse o olur. Bir yönüyle manası. La yasugul hayra illallah. Hayra ancak Allah sevk eder. Hayra sevk eden ancak Allah'tır. La yasufu e illallah. Ve e, kötülüklerden alıkoyan, engelleyen, ancak Allah'tır. Mekane minni'metin femin Allah. Her ne kadar nimet varsa hepsi Allah'tandır. La havle ve la kuvvete illa billah. Havl ve kuvvet ancak Allah'tandır. Burada hem besmele var, hem maşallah, Allah'ın meşiyetiyle, dilemesiyle alakalı bir durum var. Devamında da işte hayra sevk eden ancak Allah, kötülükten alıkoyan ancak Allah her türlü nimet ancak Allah'tan ve kötülüklere engel olmak, iyi şeylere ulaşmak ancak Allah'tan çok cami ifadeler. Rivayet kriterleri açısından bu çok da sağlam bir rivayet olarak görülmeyebilir. Ama İslam uleması evrat, eskar bu gibi rivayetlerde fezail amellerle ilgili amellerin faziletiyle ilgili rivayetlerde rivayet velev zayıf da olsa bunu kullanmakta bir is görmemişler. Gazali İhya Ulum'da bunu alıyor. Kurtubi tefsirinde buna yer vermiş. Başka kaynaklarda da yine görülebilir. Dolayısıyla Hz. Hızır ve Hz. İlyas'tan hatıra olan bu ibareleri ezberlemek ve yeri geldikçe bunları telaffuz etmek, söylemek çok harika mana olarak zaten çok harika manalar. Hz. Hızır ve Hz. İlyas bizde Hıdrellez şeklinde halkımız arasında meşhurdur. Hıdrellez, Hıdır İlyas demektir. Ve özellikle baharın başlangıcında bir araya geldikleri kabul edilir. Hızır'la alakalı nakledilen bir başka dua şöyle. Ya men la yeşgaluhu sem'un an sem'in. Ya men la yugallituhu es-sailun ya la yubrimuhu ilhahul mulhin ezikni barda afike ve halavete rahmetik ey hiçbir ses kendisini başka bir sesi dinlemekten meşgul etmeyen Ey isteyenlerin çokluğu kendisini yanıltmayan, ey ısrarla isteyenlerin istekleri kendisini zorda bırakmayan Allah'ım affının serinliğini ve rahmetinin halavetini, tatlılığını bana tattır. Burada istenen durum Cenab-ı Hakk'ın affı ve rahmeti ve bu ifade edilirken affının serinliği, rahmetinin halaveti, tatlılığı şeklinde ifade edilmiş. Evvelinde ise Cenab-ı Hakk'a bir metü sena var birini dinlemek başkasını dinlemesine engel değildir. Allah bütün sesleri işitir. Ve bize bir takım talepler gelse, çok kişi bir anda talepte bulunsa hepsine bir anda cevap veremeyiz. Ama Allah bütün alemde her an tasarruftadır. Ve biriyle meşguliyeti diğerine engel değildir. Bizden ısrarla isteyenler olduğunda rahatsızlık duyabiliriz. Ama haşa için Böyle bir şey söz konusu değil. İşte Cenab-ı Hakk'a bu manada bir metü sena var. Devamında da Cenab-ı Hakk'ın affını, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini talep etmek var. Hızır istiğfarı olarak bilinen bir dua var. Bazı kitaplarda bu. Hz. Adem'in istiğfarı şeklinde de ifade edilmiş. Hz. Adem'in istiğfarı derken, Hz. Adem, e, yasak ağaçtan yiyerek dünyaya gönderildi. İşte bu istiğfarda bulundu ve o şekilde Allah onu affetti gibi anlatılır. Ama bu aynı rivayet Hazreti Hızır'ın istiğfarı şeklinde de anlatılmaktadır. Allahümme inni estağfiruke min kulli zembin tübtü ileyke minhu thumme uttu fihim. Allah'ım sana tevbe edip de Sonra bir daha işlediğim her günahım için istiğfar ediyorum. Ve estağfiruke min kulli ma va'attuke bihi min nefsi thumma lem uvaffileke bihi. İçimden vaat ettiğim ama yerine getirmediğim her şey için istiğfar ediyorum. Ve estağfiruke min kulli amelin arattu bihi ve çeke fe fihi gayruk. Rızanı murat ederek yaptığım ama sonra başkasının rızası da karışan her amelim için istiğfar ediyorum. Böyle bir istiğfara hepimizin ihtiyacı var. Çünkü insan tövbe ediyor ama ardından tekrar e, günaha girebiliyor. İşte bunlara istiğfar ediyorum. E, Allah'a büyük vaatlerimiz olabiliyor. Ya Rabbi artık ben aklım başıma geldi. Bundan sonra asla şu günahı işlemeyeceğim dediğimiz oluyor ama belki yanılarak, mağlup olarak aynı günahı işlediğimiz oluyor. Bundan dolayı da ayrıca bir istiğfar. E ee, Allah'ın rızasını niyet ederek bir işe başlıyoruz ama e, başkalarının rızası da yani bir e, riya gibi, e, gösteriş gibi işin içine girebiliyor. Bütün bu hallerimiz için bu, bu şekilde istiğfar ediyoruz. Dolayısıyla istiğfar kökü Kur'an'a dayanır. İstağfiru rabbakum. Rabbinize istiğfar edin. Ondan mağfiret dileyin. Estağfurullah demek işte Allah'ın mağfiretini talep etmektir. Bağışlanmak istemektir. Bu değişik ifadelerle yapılabilir. Hz. Hızır'ın bu istiğfarı da önümüzde en güzel istiğfarlardan biri olarak durmaktadır. Devamı şöyle ve estağfiruke min kulli ni'metin en amte biha aleyye fe biha ala masiyetik. Bana verdiğin ama kötüye kullanıp sana isyanda kullandığım her nimet için istiğfar ediyorum. Yani Allah insana nimet vermiştir ama insan o nimeti Allah'a isyanda da kullanabiliyor. Yani Allah zenginlik vermiştir. O zenginlikle günahlara giriyor, gidiyor. Bu gibi günahlardan istiğfar ediyorum. Ve estağfiruke ya alimer gayb ve şehade min kulli zambin ednebtuhu fi diya'in nahar ev sevadi'l leyl fi mala'in ev khala'in ev sirran ve alaniyeten ya halim. Ey görünmeyeni ve görüneni bilen, yani gaybı ve şehadeti bilen, gündüzün ışığında ve gecenin karanlığında topluluk içinde ve tenha yerlerde gizli ve aleni işlemiş olduğum her bir günah için istiğfar ediyorum. Burada da genel anlamda artık bütün günahlarından ve gündüzün ışığı veya kar gecenin karanlığı, insanlar içinde veya yalnızken gizli olarak veya aleni neler yapmışsa ne hata olmuşsa bütün bunlardan bir istiğfar var. Ve sonunda Ya Halim Allah'ın Halim ismi e, ile bitiriliyor. Allah ceza vermekte acele etmeyendir. E, yani normalde günahlarımız ilahi ikabı, cezayı e, celbedecek şekildedir. Pek çok günahlarımız olabiliyor. Ama Allah da Halim'dir. Halim olan Allah insanlara tevbe ve istiğfara e, fırsat veriyor ve bağışlıyor aynı zamanda. Bu noktadan Halim ismi burada uygun olmuş ve burada bu şekilde kullanılmış. Demek ki evet Hızır'ın başka cihetleri var ama dua ciheti de var ve bu dualar gerçekten çok güzel dualar.